Evet, simge görüntüler de oluşuyor tabii bu direnişin sürecinde. İlk gün hatırlayacaksınız kelepçeli kapı. Bugün neredeyse işte olay yeri inceleme bandı vardır ya polisin, ona benzer bir güvenlik şeridi ve çocukların oradan kaldırılan pergolası ya da işte gazebo mu diyorlar, neyse çadır diye arkadaşlar yanlış yazmış haberde, ama pergola yapmak ya da pergola ya da çardak ya da çadır kurma imtiyazı öğrencilerin değil başkalarınındır, biliyorsunuz pergolacıları. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde neler olup bittiğini birinci ağızdan öğrenmek üzere. Günlerdir orada Rektör Profesör Melih Bulu'ya karşı direniş eylemini sürdüren öğretim üyelerinden birini ağırlayacağız canlı yayınımızda. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Sayın Zeynep Uysal canlı yayınımıza katılıyor. Sayın Uysal, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, merhabalar. Hem akademik kadrolar hem de öğrenciler ısrarla her gün Melih Bulu'ya, orada bizim de yayının başında kullandığımız tabirle persona non grata olduğunu hatırlatan bir eylem içindesiniz. Nereye kadar sürdüreceksiniz bunu? Zannediyorum sürdürebildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Çünkü bunu doğru bulmuyoruz, içinde bulunduğumuz durumu hak etmiyoruz. Aslında Türkiye üniversitelerinin hiçbirisi hak etmiyor bu tür bir atamayı, biz de hak etmiyoruz. Dolayısıyla kabul etmiyoruz ve en azından kabul etmediğimizi söylemeye devam edeceğiz. Şimdi hocam, en başında Sayın Rektör'ün gelenek ve teamüllere aykırı biçimde atamasının yapıldığı, liyakat faktörünün hesaba katılmadığı ve hatta bazı kaynaklarda da gördük ki işte o seviyeye gelirken yaptığı bazı akademik yayınlarda intihal iddialarının filan bulunduğu, bunlar konuşuldu. Ama bizim bilmediğimiz geri planda başka şeyler de yaşandığını anlıyoruz. Mesela Sayın Rektör'ün kendisine bir rektör yardımcısı olarak atayacak öğretim üyesi bulamadığını ve mesela bazı ya da hiçbir bölümde öğretim üyesi kadrosuna atanamadığını. Doğru mu bunlar? Şöyle, evet, kendisi henüz bir rektör yardımcısı veya rektör danışmanı gibi, yani aslında üniversitenin üst yönetiminde rektörle birlikte çalışması gereken yöneticileri atayamadı. Çünkü üniversitemizde kendisinin görüştüğü hiçbir hoca bu görevi kabul etmedi şu ana kadar. Bu anlamda bir ortak tavır sergilendi bugüne kadar. Kendisinin rektör olarak gelişine gelince, tabii ki burada şöyle, aslında son KYK, yani önce KYK idi biliyorsunuz, sonra KYK'dan bir kanunlaşma oldu. Üniversite dışından bir rektör atanabiliyor yasal olarak. Ancak tabii burada şöyle de ilginç bir durum oldu. Bir devlet üniversitesinden atanmadı Melih Bulu. Bir özel üniversiteden atandı. Kendisinin devlet üniversitesi tecrübesi olmadığı gibi bir devlet üniversitesinde çalışmışlığı, dolayısıyla devlet memurluğu kadrosunda çalışmışlığı yok. O nedenle evet, bir kadro problemiyle de karşı karşıya kendisi. Yani her ne kadar ona rektör yetkileri verilmiş olsa da, rektörlüğünü kullanmak üzere imza yetkisi olsa da, henüz Boğaziçi Üniversitesi'nde kendisinin bağlı olduğu bir bölüm veya bir kadro bulunmuyor. Bu konuyla ilgili ne şekilde ilerleneceğini, bürokratik olarak neler yapılabileceğini henüz biz de bilmiyoruz. Kendisi bir girişimde bulundu mu onu da bilmiyoruz. Şu ana kadar bununla ilgili bir bilgi bizlere gelmedi. Ama bildiğimiz kadarıyla böyle bir başvuruda da bulunmuş değil. Çünkü bunun olabilmesi için de en azından bizim üniversitemizin teamülleri gereğince bölüme başvurulması, bölümün bir kadro duyurusunda bulunması gerekiyor. Arkasından üniversiteye yapılan başvuruların hem bölüm tarafından hem üniversite yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması gerekiyor. Ancak tabii bütün bu prosedürü izlemeden de dışarıdan bir kadroyla belki bu süreç gerçekleştirilebilir, ama bizim bildiğimiz kadarıyla şu anda gerçekleşmedi henüz.
Şimdi Zeynep Hanım, biz sizinle konuşurken Sayın Rektör'ün üniversiteye ilk geldiği günlerde, o eylemlerin en sıcak olduğu günlerde bahçeye çıkıp öğrenci kardeşlerimizle böyle bir ayaküstü diyalog içinde bulunduğu görüntüleri getiriyoruz ekrana. O günlerde Sayın Rektör'ün söylediği bir söz vardı bazı televizyon kanallarına verdiği mülakatta. Hocaları toplayacağım, onlarla konuşacağım ve aramızdaki mesafeyi kapatmak üzere bir çaba göstereceğim diyordu. Yani kendisine karşı hoşnutsuzluğu ve direnişi gidermek üzere. Böyle bir çaba içinde oldu mu, nasıl cevap aldı? Şöyle oldu. Kendisi önce üniversite senatomuza, üniversite yönetim kuruluna ve daha sonra da bölüm başkanlarına birer davet yolladı. Önce üniversite senatomuz ve üniversite yönetim kurulumuz ortak bir kararla bu davete icabet etmeyeceğini kendisine bildirdi. Arkasından her bölüm başkanımız tek tek, üniversitemizdeki yaklaşık 37 bölüm olması lazım, bütün bölüm başkanlarımız kendisine içinde bulunulan polis ablukası altında, başta polis ablukası olmak üzere içinde bulunulan şartlarda kendisiyle görüşemeyeceğini bildirdi, görüşmeyeceğini bildirdi. Dolayısıyla şu ana kadar öğretim üyelerimizle toplu olarak görüşme imkanı maalesef bulamadı kendisi. O nedenle de henüz kendisinde tanıma fırsatı bulmadık. Zaten bu koşullar altında da bulmamız çok zor olacak gibi gözüküyor. Evet. Hocam, ilk günkü yaşanan o manzaraları hep birlikte hatırlıyoruz. İşte kapıya kelepçe vurulduğu, öğrencilerin coplandığı, işte tazikli su sıkıldığı, bazılarının gözaltına alındığı, bir süre tutuklu kalıp sonra serbest ya da gözaltında kalıp serbest bırakıldığı görüntüleri hatırlıyoruz. Ondan sonra Sayın Melih Bulu öğrencilerle o yüzleşmesinde bahçede, çocukların ondan 3 talebi vardı hatırlıyorum. Bir tanesi gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılması, o gerçekleşti. İkincisi kampüsten polisin çıkarılmasıydı. Çünkü Boğaziçi'nin geleneklerinde okulun içinde, kampüsün içinde, hatta kapısında polisin bu şekilde yoğun bir şekilde var olması, görünür bir şekilde var olması görülmüş bir şey değil. Boğaziçi'nin o anlamda ayrıcalıklı demeyeyim de çok farklı ve bence olumlu bir imajı vardı. O imajın temizlenmesi, giderilmesi talebinde bulunmuşlardı. Sizin söylediğinizden anlıyorum ki polis hala kampüsün içinde var. Öyle mi? Evet. Polis Melih Bulu üniversiteye atandığı gün, yani üniversitemize ayak bastığı gün, polis, daha doğrusu o ayak basmadan birkaç saat önce tomalarla ve çevik kuvvetle birlikte polis bütün kampüsü kuşattı, yani çevresini kuşattı. İlk gün kampüsün içine de üniformalı çevik kuvvet polisleri girdiler. Daha sonra onlar içeriden çıkarıldı. Ama ondan sonra da çok sayıda sivil polisin kampüs içerisinde, üniformalı polislerin kampüs dışında bugüne kadar bulunduklarını ben bizzat zaten gözlerimle gördüm, şahit oldum. Hala şu anda kapının önünde polisler durmaya devam ediyor. Geç saatlere kadar burada duruyorlar. Burada şunun altını mutlaka çizmemiz lazım. Ben aslında geçtiğimiz dönemde öğrenci dekanı olarak da görev yaptım üniversitemizde. Melih Bulu'nun atanmasıyla bu görevden istifa ettim. Ve bizim için en hayati, en önemli şeylerden birisi bu üniversitede polisin hiçbir şekilde öğrencimizle karşı karşıya gelmemesiydi. Yani her ne olursa olsun, üniversitemizde her ne yaşanırsa yaşansın, biz bunları polisi çağırmadan, polisle öğrencimizi yüz yüze getirmeden halletmeye çalıştık. Bunun birkaç istisnası oldu. Bizim önlemeye çalışmamıza rağmen polisin bir kez kampüse girdiği oldu maalesef. Onda da zaten ertesi gün öğrencilerimiz gözaltına alınmıştı. Ama bunun dışında hiçbir dönemde polis üniversite kampüsü içerisine girmedi. Ve biz aslında bütün sorunlarımızı da öğrencilerimizle konuşarak, bir araya gelerek çözmenin yollarını bulduk. Bugün de aslında siz bugün örnek verdiniz özel güvenliğin öğrencilere müdahale ettiği ile ilgili. Mesela bu tür olaylar da, biz bu tür olayların yaşanmaması için de üniversitemizde çok uğraştık. Yani yönetimler, Boğaziçi Üniversitesi yönetimleri her zaman güvenliği devreye sokmadan hocalarıyla, öğrenci dekanıyla, rektör yardımcılarıyla gerektiğinde öğrencilerin konuşmasını sağlayarak herhangi bir sorun varsa bunları halletme yoluna giden bir üniversite. Yani güvenlikle, polisle işimiz olmaması için elimizden geleni her zaman yaptık.
Tabii bu bizim için o yüzden son derece yıkıcı, son derece üzücü. Yani şu anda hem polisin kampüsün içine girmiş olması, devamlı kapımızda bir kuşatma altında bulundurması kampüsümüzü, hem de özel güvenliğin birdenbire öğrencilere, yani günlerdir durmakta olan çadıra müdahale edip böyle bir itiş kakışa sebep olmuş olması. Bu da tabii kabul edilebilir bir şey değil maalesef. Evet Zeynep Hocam, şimdi gönül ister ki bir üniversitenin rektörü hem akademisyenlerle, yani akademik kadrolarla, hem de öğrencilerle böylesine bir sürtüşme içinde olmasın. Mesela ben hatırlıyorum okulda benim öğrenci olduğum yıllarda kurucu rektör Abdullah Kur'an hoca vardı. Semih Tezcan hoca vardı. O sık sık öğrencilerin arasına karışır. Bahçede sohbetlere katılır. Hatta kantinimize gelir giderdi. Dolayısıyla böyle bir rektörü özleyen bir üniversiteden bahsediyoruz. Merak ediyorum, Semih Bey hiç çıkıp bu tür gezintiler yapabiliyor mu, yoksa sürekli rektörlük odasında mı oturuyor? Sesinizi alamadım yayın evet. Düştü sanıyorum, beni duyabiliyor musunuz? Sorumu evet. Duydunuz mu hocam? Duyamadım, hayır. Sorunuzu duyamadım. Şimdi geçmişte rektörlerin öğrenciyle son derece sıcak diyalog içinde bulunduğu bir okuldan söz ediyoruz. Benim orada öğrenci olduğum dönemde Profesör Abdullah Kur'an'ın, Profesör Semih Tezcan'ın gelip bizlerle kantinde ya da bahçede sürekli diyalog içinde olduğu yılları hatırlıyorum. 70'lerin sonu, 80'lerin başı. Semih Bey acaba hiç çıkıp dolaşıyor mu sizlerle ya da öğrencilerle, böyle bir sohbet edebiliyor mu? Melih Bey soruyorsunuz değil mi? Evet. Hayır, böyle bir şey tabii söz konusu olmadı. Biz kendisini bugüne kadar hiç görmedik, öyle söyleyeyim. Yani sizin demin gösterdiğiniz video dışında, öğrencilerle ilk gün görüştüğü video dışında Melih Bey'in ne kendisini ne arabasını kampüs içerisinde görmedik. Sadece binanın içinde olduğunu biliyoruz. Onun dışında hiçbir bilgimiz yok. Hiç görüşmedik kendisiyle. Kampüs içinde çıkıp dolaştığına da ne ben ne bir başka arkadaşım ya da öğrencilerimiz şahit olmadı. Böyle bir şey olmadı maalesef. Evet, dediğiniz gibi bu bizim üniversitemizin rektörleri her zaman öğrencilerin ve hocaların arasında olmayı tercih etmişlerdir. Bugüne kadar da hep böyleydi bu, ama bundan sonra galiba çok mümkün olmayacak. Evet, ne diyelim, Allah hiç kimseye böyle bir rektörlük makamını nasip etmesin diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. İyi akşamlar.